Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizlerin talebi üzerine son zamanlarda da gündemden düşmeyen Astor Enerji'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Astor Enerji'nin temel analizini, güncel 4. çeyrek bilançosunu ele alacağız. Ardından yeni bir halka arz olmuş olsa da teknik taraftaki bir desteklerine bir bakalım dedik, nasıl görünüyor diye. Analize başlamadan önce de değerli arkadaşlar, sizler için açıklama kısmında Midas yatırımın linkini bıraktım. Midas yatırımı indirdiğinizde, linke tıklayıp indirdiğinizde uygun komisyon oranlarıyla hem Amerikan hisse senedi hem Borsa İstanbul hisse senetlerini alım satım yapabileceksiniz. Aynı zamanda Borsa İstanbul'dan elde edilen komisyon Mart ayında depremzede kardeşlerimize, deprem bölgesine bağış olarak kullanılacak. Dolaylı yoldan da bağışta da bulunabilirsiniz bu şekilde değerli arkadaşlar. Nerede bu link? Açıklamalar kısmında. Haydi gelin başlayalım. Evet, Astor'a baktığımız vakit arkadaşlar daha betası oluşmadı. Zaten yeni bir hisse, en bir 6 ay geçsin üstünden, 6-7 ay. Halka açık oranı %21 olarak karşımızda. Elektrik malzemeleri sektörü Yıldız Pazar'da işlem görüyor. Cari oran 1.40 ve 1.37 imiş, 1.72 olarak karşımızda. Güzel. Likit oran 1.06'dan 1.31'e, nakit oran 16'dan 17.5'a kadar artmış. Şirketin cebindeki nakitler artıyorken cari oran artmış, likit oran artmış. Gayet güzel. Bakalım. Aktif karlılığa baktığımızda %21'miş. %38 olarak çıkartmış aktif karlılığı, yükseltmiş. Güzel. Brüt esas faaliyet kar marjı %28'den %33'e, esas faaliyet kar marjı %24'den %28'e çıkmış değerli arkadaşlar. Net kar marjına baktığımızda ise %16'dan %24'e çıkmış net kar marjı. Gayet başarılı. Öz sermaye karlılığı %62 imiş. Şu anda %82 arkadaşlar. Yani Astor Enerji %62 büyüyorken şu anda %82 büyüyerek yoluna devam ediyor. Gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda maliyet oranlarına baktığımızda 14.5'muş, 5 lira kadar düşürmüş arkadaşlar. Buradaki büyümede kar marjlarını artırarak verdiği katkının yanı sıra maliyetleri de aşağı çekmesiyle birlikte ciddi manada bir büyüme sağlamış. Firmanın piyasa değeri 40 milyar TL'ye kadar gelmiş. Bu işte max, işte tepe noktada 45'ti sanki. Şu anda 40 milyar TL olarak görünmekte. Birazdan sektörüne göre ucuz mu pahalı mı diye bakacağız. Hisse başı kar 52 kuruşmuş, 1.8'lere gelmiş. Yani temettü de vereceğini söyledi belli oranda. Bu noktada hisse başı karı artırması da güzeldir. Tebrik etmek lazım. İnelim aşağıya doğru. Şirketin ROI oranı 39'muş, 51'e çıkmış. Bunun çıkmasını arzularız, isteriz. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. İnelim aşağıya doğru bakalım ufak ufak. Aktif devir hızı 1.29'muş, 1.54'e çıkmış. Aktiflerini daha hızlı yeniliyor. Bunun artması şirket adına ve de gelecek adına da pozitif yorumlayacağımız bir diye başka nokta. İhracat oranına bakalım, %17.5'muş, %21'lere çıkmış. Şirket daha fazla bir döviz girdisi sağlıyor yurt dışından. Burası da önemli. Stok devir hızı 4.12'ymiş, şu an 4.11, yani aynı. Stokları aynı oranda devir ediyor. Yani resesyon tarafı buraya da çok uğramamış. Aynı geçen yılın sonundaki neyse bu yılda böyle. Mesela düşmüş olsa bu taraf deriz ki resesyon etkileri, daralmalar işte gibi konuşabiliriz ama şu an öyle bir durum yok açıkçası. Stokları merak ediyorum. Geçen yıl 550 milyonluk bir stok varken bu yıl 1.2 milyar TL'lik bir stok görünüyor. Bu da nedir? Başarılıdır arkadaşlar. Şirket stok tarafına da yatırım yapmış. Şimdi şöyle bir gelelim hızlıca dostlar. Baktığımız vakit şurada her çeyrek satışları görüyorsunuz mavi sütunda. Doğru orantılı şekilde artarken esas faaliyet kârı da aynı şekilde doğru orantılı şekilde gelmiş. Şirketin iyi yönetildiğini söyleyebiliriz. Amortismanların satışların maliyetine oranı 5.54'müş, 1.62'ye düşmüş. Burada üretim yapan şirketlerde bu oranı çok çok önemserim. Düşmesi de güzel oluyor.
Yabancı para varlıkları yükümlülükleri tarafına bakarsak varlıkları yükümlülüklerin neredeyse 2 katı ve yabancı para net pozisyonu da artıda arkadaşlar. Burayı da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bir yatırım durumuna şöyle bir bakalım Astor'un. %10'luk yatırım tarafında bir artış söz konusu. Ciddi bir yatırım bütçesi, yatırımlarında bir değişim yok ama %10'da %10'dur diyoruz. Şirket boş durmamış diyelim. Toplam borç durumuna bakarsak borç kaynak oranı %66-67'lerden %48'e doğru gerilemiş. Şirket büyürken borçluluğunu da azaltmış, pozitif görebiliriz. Baktığımız vakit elektrik malzemeleri sektörü fiyat kazanç oranı 21.7'ymiş arkada. Pardon, 24.6'ymış. Astor 21.7 ucuz kalıyor sektörüne göre. Piyasa değeri defter değeri tarafında ise yine 18'miş sektör. Astor 11-12 ucuz kalıyor. FD Fawork tarafında piyasa 110'muş. Astor 18.5. Piyasa burada yine piyasaya göre Astor ucuz kalıyor değerli arkadaşlar. İnelim. Net satışlara baktığımız vakit yaklaşık kaçmış 3 milyar TL'ymiş geçen yıl sonunda. Bu yıl sonunda yani 2022 yılı sonunda ise 7,3 milyar TL olmuş. Yani iki katının da üstüne çıkmış. Enflasyonun da üstünde bir getiri, pardon, satış yapmış. Piotrowski F-Skor'a bakarsak 4'müş, 8 çok iyi olmuş. Değer yatırımcıları açısından Piotrowski F-Skor'da arkadaşlar ciddi manada kendini pozitifleştirmiş. Fastweb Mali Analiz Pro tarafı bu şekildeydi. Şimdi bir de gelin Fintables tarafından bakalım. Fintables tarafında şeyi de söyleyeyim. PEG oranı 0,09. Şirket ciddi manada büyüme potansiyeli sunuyor. Bu da gündemde olacak bu şirket. Devamlı gündemde olacak. Kısacası bunu da söyleyebiliriz. Net karı 2,5 kat artmış. %253 yani 2,5 kat artmış. Satışları 1,3 kat artıyorken net karı 2,5 kat artmış. Yani buradaki başarıyı az çok anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Karnesine bakalım. 6'da 3 karlılık, büyümesi 6'da 3, borçluluk 6'da 5 tarafında. 4 diyelim. Yani 5 en iyi puan desek 4'lük bir karne geldiğini söyleyebiliriz. Yabancılar zaten son 1 aylık bir verisi var. Yabancılar Ocak ayında satıcılı davranmış. Herhangi bir şey göstermiyor bu. Sadece bilgi amaçlı göstermek istedim. Nasıl bilanço açıklamış? Yani süper diyemiyorum bir noktadan dolayı ama güzel bilanço, süpere yakın güzel bir bilanço açıklamış. Orta uzun vade güzel şeyler çıkartacak hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. YTD dedikten sonra işin teknik tarafına bir bakalım. İşin teknik tarafına baktığımızda arkadaşlar şöyle bir durum. Yani zaten halka arz ne zaman 18 Ocak, 17-18 Ocak gününde ilk işlem günü olmuştu. O günden bugüne devam ediyor. Yani 5 günlük ortalamasına gelmiş, iğneye atmış, durmuş orada. Nedir o destek? Şimdi ortalama desteklerinden bahsedelim. 38.80 aşağıda pivot noktası ve 10 günlük ortalamaya bakarsam 34.19, 20 günlükte, pardon, 20 günlükte 30, yani 30 seviyeleri de destek. 3 tane böyle desteğini sayabiliriz arkadaşlar. Haftalık tarafta da böyle bir negatif trende bağlasa günlükte diyelim. Haftalıkta da gelse gelse nereler gelir dersek 30-32 aralığı dip seviyeleri olur arkadaşlar. Burada da bu 20'liklere denk geliyor. Şurada gözüme çarpanı söylemek istersem şurada gelmiş tavan serisinden sonra şurada bir realize olmuş mesela 30-80 seviyesi, 30.70 pardon seviyesi. Şöyle bir şurada ufak bir çanak yapmış, kırmış, gitmiş. Bakın şurada da bir iki zorlanmış, atmış, tamam. Çok da güzel iki tane nokta. Yani 30-70, 39.5'ta bir yatay bir kanalı var. Bu kanala girerse bu kanalı takip etmekte fayda var. Zaten biz bu 30-70'i gittik, şurada da otomatikman çıkarttı kendisini. Veya haftalıkta da 30-32 aralığı demiştik. Aslında ortalama bazında da şöyle bizim manuel kendi çapamızla çizdiğimiz destek tarafında da aynı nokta geliyor. Orta uzun vadede bu hisse ne olur ne biter diye bir şeyimiz olursa şu anki bilançosuna göre bilançosunun ederi bu fiyatların daha üstünde görünüyor. Ama tabii ki piyasanın pozitifliği negatifliğine göre de ana noktada kağıtlar hareket ediyor. Biraz daha vakti var ama orta uzun vadede ciddi manada kendini gösterecek şirketlerden arkadaşlar. Ben kendisini yani Astor'u Gesan'a benzetiyorum biraz. Sabredin Gesan tarzı bir şirketi satın almış olabilir. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.